Yani sizin de komiksiniz ya maşallah. Oğlum annen size bakmış herhalde. Bu ne karın ya böyle. Gel. Küçük 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 küçük. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Hiç kuyruk tutacağa benzemiyorsunuz hiç. Gel. Annen gidi. Şimdi onu mu yalayacaksın? Hala titreyerek yürüyorsunuz ya. Hadi artık yürümeye başlayın ya. Ava gideceğiz oğlum, kurt avına. Karayüz. Oğlum. Karayüz. Sen dayım mı olacaksın lan? He? Ya maşallah bu çok aksi ya bu dişi. Bu biraz sarı olan dişi çok aksi. Şu ikisi dişi herhalde. Ben de tam bilmiyorum da arkadaşlar. Gel buraya. Yapacağın kız siz. Şuna 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 şuna. Babası gibi enseci enseci. Tut kızım tut. Sık 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 sık. Sık 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 sık. Tut kızım tut. Kulak kara kulak kara anam 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 anam. Kızım. Kızım kızım kızım. Ha, işedi işedi korkudan dayı. Çok kızım ha. Tut. Dişilere bak dişilere. Tut kızım. Küçük 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 küçük. Ha dayı ha. Hani dayı. Hani babanız nerede? Hani. Anam 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 anam. Kızım aynı. Tut kızım tut.
Kız daha siz küçücüksünüz kızım. Aslan kızım benim, aslan. Senin doğurduğun yavrulara maşallah kızım benim. Onları birlikte büyüteceğiz kızım. Tut kızım, tut. Aferin benim kızıma. Aferin. Ana. Boğuş yala, boğuş yala, boğuş yala. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah bunlara, maşallah. Aferin kızım, aferin kızıma. Aferin kızım, kızım. Kızım, 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 kızım. Kızım, 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 kızım. Kızım, 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 kızım. Kızım, 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 kızım. Tamam, hadi. Rahatsız etmeyelim onları daha fazla, hadi. Ben şuradan kettle'ımla sütümüzü alalım. Sabah yine veririz kızım. Anam, senin bu suyuna ne oldu ya? Suyun çok kirlenmiş kızım senin. Ne oldu? Kalın burada. Diğer aslanları da salalım. Çok uyuyorlar yine, çok uyuyorlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, bizim şarjımız azaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şarjımız bitti. Yine eve geldik. Bu sabah bu ne? Bu arada arkadaşlar, belli olur mu bilmiyorum da bakın. Şu parmaklarım belli oluyor. İki elimde de, ayaklarımda da aynı şekilde deri yüzülüyor. İşin gerçeği, doktora da gitmedim. Sebebini de bilmiyorum. Her neyse. Ellerimin içi ateşim vardı arkadaşlar. Ciddi derecede yanıyordu yani, kızarıyordu. Herhalde ondan oldu. Bir şey alerji yaptım muhtemelen. Neyse arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi yine maalesef ki bu sabah da bir olayla uyandım. Çok da uzatmayacağım. Dün yani dünkü videoda, evet arkadaşlar, dünkü videoda bir tane siyah bir köpek, bizim yavru köpek yani, aşağıdaki Petrol'ün yanında bizim komşunun köpeği. Yavru biliyorsunuz, bizim sarı Flynn dediğimiz yeni Flynn av köpeğimize saldırıyordu ya o köpek. O köpeğe bizim şey boğuyor. Kurt kız. Yani bir golbe sesiyle uyandık ama gerçekten acı acı bağırıyordu arkadaşlar. Hemen koşarak gittim, müdahale ettim. Yani biraz geç kalsam, zaten birkaç kere daha sıksa neredeyse öldürecekmiş. Maalesef ki kurt kızda bu var. Yani kurt kız yavru, büyük, küçük ayrımı yapmıyor. Direkt dalıyor. Tabii ki de şey derler hani, asil köpek kendinden gücüye, kendinden güçsüze uyumaz derler. Fakat maalesef ki ne dayı olsun, ne paşa olsun, ne pusat olsun, ona hiçbir şey yapmıyorlardı. Keza Börü de aynı şekilde. Annesinin gazıyla maalesef ki benim vardığımda Börü de ısırmaya çalışıyordu onun annesiyle birlikte. Ama şeyi bir görün arkadaşlar. Kurt kızın gözünün nasıl döndüğünü, yani gözüne kan bürümüş köpeğin. O kadar hani, o kadar mı nefret eder bir insan yani. Aynı şekilde tam artık çiftliğe geliyordum arkadaşlar. Biz çiftliğe geleli yaklaşık 1,5-2 ay oldu. O zaman da köyde de böyle Flynn'in tarzında bir av köpeği vardı, küçük yavru. Belki de Flynn'miştir yani. Onun küçüklüğündeymiştir.
Ona saldırmıştı. Daha görür görmez arkadaşlar. Görür görmez gitti. Direkt öldürmeye odaklı. Yani ben bir iki dakikada üstüme gireyim cart curt desem öldürecek yani Gölbezi'yi. O derece öldürmeye odaklı. Hani ben buna anlam veremedim. O yüzden size sormak istiyorum. Kurt kızın bu yapmış olduğu şey doğru mu arkadaşlar? Şimdi şunu diyecek olabilirsiniz. Emre işte orada ne olursa olsun yavruları için senin bahçene giren yabancı bir ne olursa olsun canı pahasına koruması gerekiyor. Doğrusu bu aslında. Çünkü bizim köpeğimiz gidip de onun avlusunda o köpeği boğmuyor arkadaşlar. O yavru nasıl olduysa bizim o tarafa geçmiş. Tellerden falan muhtemelen. Dün bizim o taraftaydı. Hani oynayacağım falan gibilerinden. Çünkü yavruya da yazık oldu arkadaşlar. Hani Allah'tan bir şey olmamış herhalde. Bir şey yok. Fakat yani muhtemelen uzun bir süre o tramvayı atlatamaz. Artık buraya da gelebileceğini düşünmüyorum. Yavrunun geleceğini ciddi derecede etkileyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu durumu. Gerçekten etkiliyor bu durum. Çünkü bizim paşayı da zamanında o malaklı, ölen malaklı dişi bir kere ısırmıştı böyle. Yavruydu daha paşa. 2 aylık anca yemiştir yani 2,5 aylık o civarlarda. Belki de yokmuştur bile. Onun etkisinden maalesef ki paşanın ben yani belli bir yaşa geldiğinden beri kurtulduğunu düşünmüyorum. Çünkü o dişiden oldum olası hep bir çekindiler yani. O dişi ölene kadar büyüdü gitti mesela pusatta. Paşa da o dişiden çekiniyordu arkadaşlar. Onu gördükleri zaman korkuyorlardı yani. Enteresan bir şekilde. Belki de benden sonra da yani boğmuş olabilir. O dişi de aynı kurt kuz gibi yani. Böyle yavru mavru demiyordu. Direkt dalıyordu. Ya benim için işin gerçeğini bana soracak olursanız ben bu durumu çok hoş karşılamıyorum arkadaşlar. Yani bence bir köpek kendinden küçük bir köpeğe veya kendinden güçsüz bir köpeğe özellikle de yavru bir köpeğe dalmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar yani. Ama bazı hırslı köpekler bunu yapıyor sanırsam. Kurt kızın bu yapmış olduğu davranış sizce doğru mu değil mi? Onu size ben sormak istiyorum. Hani bizi izleyenlerin arasında ciddi köpek camiasından ciddi abilerimiz var. Bu işe gönül vermiş. Bu işi yapan tecrübeli insanlar var. Yorum bekliyorum. Gün geçtikçe köpeklerimizden her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Her gün yeni bu köpekleri arkadaşlar öğretmeye ve öğrenmeye açık köpekler. Ben köpeklerden her geçen gün özellikle dayı gibi bir köpek varken kurt kuz keza paşa pusat yaptıkları ve yapacaklarıyla her gün yeni şeyler öğreniyorum arkadaşlar. Şimdi Allah canlarını sağ etti. Arkadaşlar bu arada biraz geç oldu ama Allah rızası için yavrularımıza maşallah demeyi unutmayın. Ben sizlerle paylaşıyorum ki gerçekten hatıra anı kalsın diye. Yarın bir gün hani bunlar büyüdüğünde iç rahat yapmaya başladığında ya bu köpeklerin yavruluğunda şöyleydi diyebilelim diye ben bunları çekip buraya atıyorum ki anı olarak kalsın. Yoksa başka türlü arkadaşlar çekip de galeride veya hafıza kartında saklayamıyoruz. Maalesef ki işte geçen mesela fotokopan olayında hafıza kartımız hata verdi. Mecbur format atmak zorunda kaldık. Yani belki de bir sürü resmimiz, videomuz o hafıza kartına gitmiş oldu. Ormanda da başka yapabileceğim bir şey yoktu. O şekilde gidiyor. O yüzden YouTube'u hem galeri olarak bir hafıza kartı olarak CD kart olarak da kullanabiliyoruz. Anı olarak kalmış oluyor keza. Nasıl ki yani çok önceden çekilmiş videoları arayıp bulabiliyoruz. Eskileri yad etmek için. Vallahi arkadaşlar böyle bir olay oldu. Tabii ki de işin gerçeğini söylemek olursa gece 12'den sonra köpekleri salıyorum. Hem dışkılasınlar hem nefesleri açılsın, rahat etsin. Hem de çiftliğimizin güvenliği açısından biliyorsunuz neredeyse ormanın içindeyiz yani. Ve arka tarafımız tamamen vahşi hayvanların bölgesi. Dayı her zaman salık ama arkadaşlar hem dayının da yanında genç olarak köpeklerimiz olsun. Çünkü yarın bir gün bir kurt geldiği zaman dayının çok fazla bir şansı maalesef ki yok. Evet kendini ezdirmez. Yine mücadelesini verir ama 2-3 burada karşı hiçbir köpeğin doğru şansı yok. O yüzden hem kendi güvenliğimiz açısından hem içeride yavrularımız var. Yavrularımızın açısından güvenliği açısından şu anda kurt olsun herhangi bir yabani hayvan olsun anında bizim
çiftliğimize girebilir. Her taraf açık neredeyse. Yani duvarları örsek bile yani yine kurt kafaya koyarsa girer. Burası da zaten artık havalar soğudukça kurtların mekanı olacak. Bunu da zamanla göreceksiniz. İnşallah sizlere de detaylı göstereceğiz. Çok şükür arkadaşlar, yani köpeklerimize maşallah alalım diyoruz ama ben kendime de nazar değdiğini düşünüyorum ciddi derecede. Kim gözle diyor, kim gözle yan gözle bakıyor bilmiyorum ama bilenler bir nazar duası okursa çok sevinirim. Bu arada bugün kandil arkadaşlar. Siz yarın izleyeceksiniz ama ben yine de kandil, geçmiş kandilinizi kutluyorum. Tüm İslam aleminin mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah vatanımıza, milletimize, tüm Müslümanlığa, tüm İslam alemine. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, küçüklerimizin de gözlerinden. Şunu da bir teşekkür nihayetinde söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten ilçemiz küçük bir yer. Adım atsak yani karşılaşıyoruz gençlerle, büyüklerimizle, küçüklerimizle. İlçemiz artık bizim farkımıza vardı. Özellikle genç kardeşlerimiz yani 10-15 yaş arası, daha küçükleri bile var. Ben bile şaşırıyorum bazen. Sağ olsunlar, bir selam bekliyorlar. Hani tek tek isimlerini veremeyeceğim tabi ama seni izliyoruz diye arabanın önüne atlayan gençler var. Bu ayrıca tabi benim için bir mutluluk kaynağı arkadaşlar. Gençlere güzel örnek olabilmek güzel bir şey benim için. Yani ailesi beni izlemesine izin veriyor demek ki. Hani onlar da izleyebiliyor arkadaşlar. Biz de yanlış bir şey yapmıyoruz. Ha, biz de insanız. Arada hatamız olabilir. Yanlış cümleler, yanlış telaffuzlar edebiliriz. Elimizden geldiği kadar o sinir düzeyimizi korumaya çalışıyoruz. Gençlere kötü örnek olmamak için. Buradan gençlerimize de diyelim yani kötü alışkanlıklardansa hayvan sevsinler. Yani gerçekten sinir strese çok iyi geliyor. İmkanı varsa da her aile çocuğunun yani hayvan konusunda bir sevgisi varsa kırmaması gerektiğini söylerim. Başka yani affedersiniz onunla bununla başka işler yapacağına, köpek sevsin, kedi sevsin, kuş sevsin arkadaşlar. Doğrusu bu olacaktır. Buradan da bir sosyal mesaj verelim. Belli bir kitleye hitap ediyoruz, iyi veya kötü. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Gerçekten zor günümüzde, iyi günümüzde olduğumuz kadar kötü günümüzde de yanımızdasınız. Her ne kadar video kalitelerimiz gerek bazen düşse de eski aksiyon, eski atraksiyon veya eski görsellik çok fazla olmasa da bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Bu da ayrıyetten beni mutlu ediyor, gururlandırıyor, duygulandırıyor. Sevildiğinizi hissetmek güzel bir şey. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Biz de inşallah bu sevgimize, bu desteğe güvenerek, inanarak çıkmış olduğumuz bu yolda sizlere kendi yaban hayatımızdan olabildiğince güzel görüntüler, sizin istediğiniz tarzda güzel görüntüler, hiçbir canlının yani keyif alaraktan canını yakmadan tamamen doğal bir döngü halinde inşallah güzel görüntüler sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Allah Junior dayıların ve Junior kurt kızların, her ne kadar dayının payı çok büyük olsa da kurt kızın da şu andaki bile yani daha kaç günlük olduğunu inanınız bilmiyorum. Saymıyorum arkadaşlar ama aşağı yukarı bir 20 günlük falan oldular diye tahmin ediyorum. Belki de olmamışlardır da. Belki geçmişlerdir de. Ya 20-25 günlük diyelim ortalama. Olmalarına rağmen yavruların hırsını görüyorsunuz. Maşallah gerçekten arkadaşlar. Hırıl gürül hiçbir dakika susmuyorlar. Nazar değmesin. Bomba gibi olacaklar. Allah canlarını sağ derse inşallah. Tek korkum işte onlara nazar değmesi. İnşallah değmez. Yani inşallah Rabbim kem gözlerden korusun. Onlar büyürse arkadaşlar çok ciddi manada söylüyorum. İzleyeceğiniz yani çok güzel köpekler olacak. Çok da fazla bir şey demeyelim. Biz konuşmayalım. Onlar konuşsun inşallah diyelim arkadaşlar. Rabbim canlarının sağ etsin. Hiçbir şey yapmasalar bile.
Diyeceklerim bunlar. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok konuştuk yine. Hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Videoya da destekleriniz için bir abone, like atıp yorum atmak sizin desteğinizle güzel olacaktır diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bize de bir nazar duası okuyun. Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdilik kendimi iyi hissediyorum. Yarın ne olacak çok merak ediyorum. Artık uyuyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.